İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 2019 yılı uluslararası yerli halkların dili olarak kutlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet Brüksel'e hareket etti. İran Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ Artsakh çatışması uluslararası normlar ve diyalog temeli üzerine düzenlenmeli. Rusya, İslam Devleti'nin tamamen ihya edildiğini tanıdı. Teröristler Hama şehrinde konuşlanmış olan Suriye ordu güçlerine saldırdı. Ölü ve yaralılar mevcut. Charles Aznavour'un 95. doğum gününde tanınmış Fransız şarkıcılar Yerevan'da sahne alacak. Atilla Abrahamyan'ın kitapları 17 Mart'ta gerçekleşecek olan Paris Kitap Fuarı'nda. 2019, Uluslararası Yerli Halkların Dili Yılı olarak kutlanıyor. Diller, kimlik, kültürel çeşitlilik, sosyal entegrasyon, iletişim, eğitim ve gelişim açısından karmaşıklığı göz önüne alındığında bütün halkların günlük yaşamlarında önemli bir rol oynamaktadır. Diller sayesinde insanlar yalnızca tarihlerine, geleneklerine, anılarına, düşünme biçimlerine, anlamlarına ve kendilerine özgü ifadelerine katılmakla kalmaz, daha da önemlisi kendi geleceklerini inşa ederler. Dil, insan haklarının korunması, barışın inşası, sürdürülebilir kalkınma, kültürel çeşitlilik ve kültürler arası diyalog açısından önemlidir. Muazzam değerlerine rağmen dünyadaki birçok farklı dil, çeşitli faktörler nedeniyle rahatsız edici tempoyla yok olmaya devam ediyor. Bunların çoğu da yerli halkların dilleri. Bu tehditlere cevap olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yerli halkların haklarıyla ilgili olarak 2019'u Uluslararası Yerli Halkların Dil Yılı ilan eden bir karar aldı. Bunların sosyal düzeyi üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkartmak amacıyla 2019'da Uluslararası Yıl Programı'nın geliştirilmesine bazı paydaşlar katılacak, bu da ortak eylemlere yol açacak. Yok olma tehlikesinde bulunan diller arasında Batı Ermenistan'ın tek ana dili olan Batı Ermenice de bulunmaktadır. Ve Batı Ermenistan'ın işgal altında bulunan bölgelerdeki bu dilin ve bu dili yaratanların oluşturduğu mirasın yok edilmesi de aynı zamanda bir kültürel soykırımdır. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki heyet Brüksel'e hareket etti. Çalışma ziyaretinin ilk gününde Başbakan Belçika'nın Flaman bölgesindeki Lüven şehrine geçecek. Lüven'deki Katolik Üniversitesi dünyanın en iyi 100 yüksekokulu arasında bulunuyor. Aynı zamanda Avrupa üniversiteleri arasında en iyisi. 7. sırada ve 7000 öğrencisi var. Üniversite rektörü Lüksel, ülkemiz başbakanına üniversitenin faaliyetleri ve programları hakkında bilgi verecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı'nın ziyareti çerçevesinde Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı ile Flaman Dışişleri Bakanlığı Departmanlığı arasında ayrıca İMEK adlı araştırma merkezi ve Kurumsal Düşünce Vakfı arasında karşılıklı mutabakat anlaşması imzalanacak. Nikol Paşinyan bu akşam ayrıca Avrupa Parlamentosu'nu ziyaret edecek. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nda Başbakan Nikol Paşinyan'ın konuşması öngörülüyor. Ziyaretin birinci günü Ermeni toplumunun iş temsilcileriyle gerçekleştireceği akşam yemeğiyle sona erecek. Ziyaretin ikinci gününde Başbakan Nikol Paşinyan Avrupa Parlamentosu binasını ziyaret edecek ve burada kendisini Avrupa Konsey Başkanı Donald Tusk karşılayacak. Görüşmeden sonra Nikol Paşinyan ve Donald Tusk medya temsilcilerine açıklamalarda bulunacak. Avrupa Komisyonu binasında ise Başbakan Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'ü kabul edecek. Çalışma ziyaretinin ikinci gününde ortak bir basın toplantısı düzenlenecek. Armen Press'in IFP News'e atıfta bulunarak bildirdiği habere göre İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasemi, İran'ın Dağlık Karabağ Artsakh sorununun barışçıl çözümünü desteklemeye hazır olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ Artsakh sorununda açık ve şeffaf olan politikası devam ediyor ve değişmedi. Bizler bu sorunun uluslararası normlar ve diyaloglar temelinde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi ve anlaşmazlığın mümkün olan en kısa sürede çözüleceği yönündeki umutlarını dile getirerek İran'ın çatışmanın barışçıl çözümünü desteklemeye hazır olduğunu vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuveyt'in Kuna adlı haber ajansına verdiği röportajda Rusya'nın İslam Devleti'nin tamamen imha edildiğini kabul ettiğini bildirdi. Bu sözleri ayrıca Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesinde de yer aldı.
Bakan yine de uyuyan hastalıklı terör oluşumları etkisiz hale getirmek için çok şey yapılmalı. Ülkede daha evlerin içerisinde saklanan teröristler mevcut açıklamasında bulundu. Lavrov, meselenin büyük bir kısmı Hayat Tahrir Aşşam grubu tarafından kontrol edilen İdlib şehrindeki gerginliği azaltmak olduğunu belirtti. Ona göre Türkiye, durumun istikrara kavuşturulmasında büyük bir role sahip. Ancak silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulması ve ağır silahlar ile teröristlerin geri çekilmesi konusundaki anlaşmanın hükümleri şu ana kadar tam olarak uygulanmış değil. Syria TV adlı devlet televizyonunun kendi askeri kaynaklardan edindiği ve Shant News IM'in aktardığı habere göre teröristler Hama şehrinde konuşlanmış olan Suriye ordusunun siperlerine karşı saldırıya geçti. Saldırıda ölü ve yaralılar mevcut. Saldırganların kötü hava şartlarını kullandıkları ancak Suriye güçlerinin teröristlerden birkaçını öldürüp askeri malzemelerini imha ederek saldırıyı geri püskürttüğü belirtiliyor. Saldırı gece gerçekleştirilmişti. Televizyon kanalının kaynağının belirttiğine göre teröristler değişik çapta silahlar kullandı. Bu teröristler silahlı eğitimlerini şehrin kuzeyinde bulunan Masasna bölgesinde aldılar. Dünyaca tanınan Ermeni şansonye Charles Aznavour'un 95. doğum günü nedeniyle sevilen Fransız şarkıcılar Patrick Fiorin, Helen Segera, Lea Castel, Slimani ve diğerleri Yerevan'da sahne alacak. Konserin organizatörleri 2 Mart'ta gazetecilerle yaptıkları ilgili söyleşide Armen Press'in belirttiğine göre Senin İçin Aznavur adlı konser gecesi 26 Mayıs'ta Karen Demircihan Spor Kompleksi salonunda gerçekleşecek ve konseri Hayk Bedrosyan yönetecek. Konser programının ayrıca Moskova ve Paris'te de düzenlenmesi planlanıyor. Şansonye'nin Senin İçin Ermenistan adını taşıyan projesini Fransız Şahbazyan adlı prodüksiyon merkezi ile Arm Center kuruluşu gerçekleştiriyor. Batı Ermenistan parlamentosunun genç üyesi Patilya Abrahamyan, 17 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Paris Kitap Fuarı'nda kendi yazdığı kitapları sergileyecek. Patilya Abrahamyan, kitaplarında işlediği Batı Ermenistan'daki masallar, efsaneler ve mitolojik alıntılarla miniklerimizi hayran bırakmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Flora Mardiosyan tarafından seslendirilen Muşo Gorani adlı eseri sunuyorum. Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.